Bilenlere selam olsun. Bilen demez, diyen bilmez derler. Acaba ne kadar doğrudur? Çünkü bir de haktan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş sözü var. Şeşşibliğe göre öte tarafta ben seninleydim, sen kiminleydin diye sorulacakmış. Muamma bir değil ki, oluş iç içe. Bazen hiç olmaktan dem vurulur, bazen kainatın fanusuna sığmayan can şulesinden, bazen mevhum varlığı yok etmekten, bazen de insanın alemi ekber olduğundan söz açılır. Hoşça bak zatına, kim zübde-i alem misin sen? Sedası kubbelere salınır, beka sırrıymışçasına. Bazen kavuşma hasreti cihanı kasıp kavurur. Bazen aramanın bulmaktan güzel olduğu söylenir. Kimileri hiçbir şey bilmediklerini bilmekten, güzel faziletleri bulmadığını anlatırken. Bilmeyen neyi bilmiş ki? Bilenlere selam olsun, bilenlere selam olsun, bilenlere selam olsun. Mısralarıyla bir selam da Yunus gönderir ötelerden. Macera bir yerde başlayıp bir yerde bitmiyor ki. Hani umumiyetle bir beklediğimiz vardır ya, ona erişince hayat gayemizi bulacakmış gibi gelir bize. Zaman orada sukut edecekmiş, bitecekmiş sanırız. Halbuki zaman durmuyor, durmuyor, durmuyor. Her an yeni bir ayrılığı, her nefes taze bir kavuşmayı getiriyor. Kimisine göre kıyamet ve yeniden diriliş hep aynı anda yaşanıyor. Denizde her an dağılıp toplanan damlalar gibi. Denizde damla olur mu? Aklını gönlüne vermiş, adı deliye çıkmış olanlara sorarsanız, çile bir türlü, vuslat başka türlü bayram. Zaten onlara göre cehennem bile bir tür cennet. Bir büyük veli, mahlukiyet bilgisizliktir buyuruyor. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? İlahi kelamı bunu mu söylüyor acaba? Yani gerçek sükunet, hakikat ve huzur, içinde yaşadığımız zaman ve mekandan ancak vesveselerimiz kadar mı uzak? Kim bilir? Kim bilir?